bilmiyorum. Hadi gel seni öğreteyim. Sana Fatiha'yı öğreteceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Errahmanirrahim. Malike Yevmiddin. Malike Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinas sirâtal müstakîm. İhdinas sirâtal müstakîm. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين آمين. Peygamber Efendimiz Kur'an eğitim ve öğretimini her zaman teşvik etmiştir. Beden eğitimi dersinde çok eğlendik, değil mi? Evet, çok. Peygamber Efendimiz bir Müslümanın topluluk içerisinde başkalarına karşı edepli ve saygılı davranmasını öğütlemiştir. Neyse hep sen çiziyorsun. Biraz da ver de. Ama ben daha yeni aldım. Bana ne, ben hiç yapmadım. Vermiyorum. Ama eli. Küstüm. Ben de Peygamber Efendimiz İslam ümmetinin birlik ve dayanışma içinde yaşamasını öğütlemiştir. Gelsene. Bak, ben geçen günkü alarm çalmıştı ya. Evet. Onu ben basıp açtım. Öyle mi? Evet, ama hiç kimseye söyleme ha. Tamam. Neyse, ben etkinlik salonuna gidiyorum. Görüşürüz. Ben de bari sınıf ekleyeyim. Görüşürüz. Millet, millet, bakın ne öğrendim. Hani geçen gün alarm çalmıştı ya, işte onu Ayşe İpek basmış. Peygamber Efendimiz Müslümanların dedikodu, gıybet, laf taşıma gibi kötü davranışlardan kaçınmalarını istemiştir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İçim, seni çok seviyorum. İçimden geldi. Sana küçük bir hediye aldım. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Teşekkürler. Merhaba Emir, nasılsın? İyiyim. Bak burada ne var? Sen bana hediye almıştın, ben de sana aldım. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Hediyeleşmek Peygamber Efendimizin en güzel sünnetlerinden birisidir. Hava, yerimden kalkar mısın lütfen? Hayır canım, kalkmıyorum. Ben önce geldim, sen git en arkaya otur. Peygamber Efendimiz her zaman küs olanları barıştırmıştır ve küslüğün uzatılmamasını tavsiye etmiştir. Aa, okul birincisi olmuşsun, tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Hocalardan sadece not dilenip duruyor. Asla. Tipe bak. Yağcılık yapıp duruyor öğretmen. Bir de okul birincisi olmuşmuş. Sanki bir şey yaptığı varmış. Hiçbir şey de anlamıyor. En fazla 4 kere falan soruyor hocaya. Öğretmenler de neresini seviyorsa bunu. Sanki çok başarılı da her gün oturup eve ders çalışıyor. Sözde en iyi öğrenci. Okul birincisi tatlım. Peygamber Efendimiz kin, haset, kıskançlık gibi Müslümana yakışmayacak duygu ve davranışlardan uzak durmamızı istemiştir. Hayır, burada o bu olmasın, böyle olsun mesela, bu böyle. Böyle olsun. Böyle.
Bu ayakkabı. Bu ne ya? Şunun ayakkabılarına bak. Bu ne ya? Çok zavallı. Bir de benim ayakkabıma bak. Peygamber Efendimiz her zaman Allah'ın bütün kullarının eşit olduğunu, üstünlüğün de ancak takvada olduğunu anlatmıştır. Merhaba arkadaşım, ben yeni öğrenciyim de. Beden eğitimi öğretmeni top istedi, etkinlik salonundaymış ve ben etkinlik salonu nerede bilmiyorum. Şu sol kapıda içeride sepet var, onun içinde topları bulabilirsin. Teşekkürler arkadaşım. Peygamber Efendimiz ümmetine yardımseverliği tavsiye etmiştir. Ben Peygamber Efendimiz hayatı boyunca her türlü haksızlıkla, adaletsizlikle mücadele etmiş, bizlere de aynısını tavsiye etmiştir. Of ya, yanlış yazdım. Benim silgim de yok. Bari bir deste ben istedim. Bir deste bana silgini verir misin? Tabii ki verebilirim arkadaşım. Teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Peygamber Efendimiz her fırsatta insanlara karşı kaba bir Müslümanın Allah'a karşı da nankörlük edeceğini vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz selamlaşmanın Müslümanlar arasında muhabbet ve sevgiyi arttıracağını belirtmiştir. Şu yeni gelen çocuk amca var ya işte, çok gıcık. Evet, maçlar da iğrenç oynanmıyor. Ben zaten kendini çok güzel, çok şeymiş gibi, çok çalışkan sanki. Aslında çok tanıdım. Oo, Amra geldiniz, hoş geldin. Hoş bulduk. Oo, kanka hoş bulduk, hoş geldin. Sen Amra, sen olmayınca bu sınıfın hiç tadı olmuyor. Sınıfın en çalışkanı sensin yani. Peygamber Efendimiz iki yüzlülüğün İslam toplumuna fitne sokacağını her zaman belirtmiş ve Müslümanları iki yüzlülükten kaçınmaya davet etmiştir. Selamünaleyküm. Peygamber Efendimiz Müslümanlar arasında selamlaşmayı her zaman teşvik etmiş. Herhangi bir mekana girdiğimizde kimse olmasa bile mutlaka selam vermemizi öğütlemiştir. Peygamber Efendimiz ömrü boyunca yalan, hile, sahtekarlık, haksız kazançla savaşmış ve Müslümanların bu tür davranışlardan uzak durmasını istemiştir.
Peygamber Efendimiz çevresine karşı her zaman güler yüzlü olmuş ve ümmetine de güler yüzlü olmayı tavsiye etmiştir.